Benim adım Korken, senin adın Buz mu? Söyle erimez mi? Evet. Nedir bunun hatırası? Biri seni çok mu üzdü? Çok üzdü. Yemin et. Vallahi. Daha işte bak besleniyorsun. Daha iyi işte de 9 sene önce üzdü. O zaman kötüydü, şimdi iyi. Hani o arayı nasıl geçirdiğin önemli. İşte bak böyle. O çok arada mı yazdın bunu, şimdi mi yazdın? Yok, o arada yazdım. 9 yıl evvel yazdım bir şarkı. Yeni kısmet oldu çıkarmak. Ama kimseye dinletmedim, hani çıkaralım diye dinletmedim. Hep sakladım. Öyle bir şarkı yani. Peki bunu kimseye çok mu acıttı? Bunu kimseye vermek istemedin de mi bu şarkıyı? Valla bir tek bunu vermek istemedim. Ya kimler istedi bunu da vermedin? Dinletmedim ki. Zaten arada şöyle oluyordu. Ya senin Buz diye bir şarkın varmış, bir dinleyebilir miyiz? Yok abicim, hani onu ben dinletmeyeyim. Peki o kişi biliyor mu bu şarkıyı ona yaptığını? Biliyor tabii. Aa. Tabii. Açık, her şey net bizde. Değer miymiş? Hangisi? Benim yazmam mı, onun gitmesi mi? Hayır, değer ona, o kişiye böyle bir şarkı yazmak, hani o kişi için o kadar üzülmek 9 yıl önce değer miymiş? Değermiş tabii ki. Hadi ya. Tabii ya. Eşim bakınca ne kadar şeymişim demiyor musun, ama ne kadar salakmışım ya demiyor. Öyle olmuyor işte. Hala mı seviyorsun? Hayır, sevmiyorum. Onu demeye çalışmadım. Şunu, şu yani mesela o zaman öyle şeyler yaşadığın ve onu öyle hissettiğin zaman ondan kurtulmaya çalışıyorsun zaten. Hani ben bu psikolojide yaşamak istemiyorum diyorsun. Normal. Hı-hı. Birisinden çok hoşlanırsan, o da senden çok hoşlanmazsa böyle olur. Ama hani o hissiyatı ben mesela şarkıya döküp şarkıdan bir şekilde hani gerçekten yaralarıma merhem olmasını istedim. Oldu. 9 sene evvel. Çok yaşayın. Biz de yayındayız. Öyle işte. Ha peki bu şarkının sözlerini duyduktan sonra falan bir erime olmadı mı? Buz mu oldu, gerçek? Oldu. Oldu canım. Anlat o heyecanlı kısmı. Oldu. Anlat. Oldu tekrardan. Hani tekrardan olumlu bir yaklaşımlar falan. Oldu tabii ki, oluyor. Oluyor. Ya bu şarkıyı bana yazsalar bende de olurdu. Gerçekten. Kimse bana zaten şarkı yazmadı ya, bilmiyorum o yüzden. Tam nasıl bir hissiyat, ama çok güzel hissettiğine inanıyorum. Arkadaşın. Arkadaşın. Peki şimdi bu şarkı patlayınca herhangi bir temasınız oldu mu? Tebrik etti. Havaya da girmiştir. Yok ya. Zaten yurt dışında yaşıyor. Paris'te yaşıyor. İşte yani bir olumsuzluk yok. O tebrik etti beni falan. Peki bütün bu sözlerde var mı? Bu mantık evliliğinin mesela şeysine, mantığını. Bütün sözler belli ki senin duygularından çıkmış da. Seni seven biri mantık evliliği yapıp gitti. Hayır, zengin biriyle mi evlendi? Olmadı mesela. Öyle bir şey olmadı. Ben o dönem... Olur ama. Olmaz diye bir şey yok zaten. Tabii. Doğru. Yani şey diye düşünüyorum. Ben sana anlatsam var ya. 2012'ye kadar bütün bir şarkılarını yazarsın. İsterim. İsterim valla. İnşallah. Süper olur. Yani. Sevinirim. İnşallah. Şaka yapıyorum. Hadi anlat bunundaki. Bunları yani sebeplerini anlat. Yani şöyle. Annen niye kızıyor mesela, onu anlat. Ya annem ne dedi biliyor musun, bu şarkıyı yazdım. Şey dedi, oğlum dedi, niye böyle şarkı yazıyorsun dedi. Bak kızıyorum zannedecekler dedi. Yok dedim anne, hani bu hoşuma gittiği için yazdığım bir şey. Hani gerçekten annem bir şeye kızmıyor benim. Ondan dolayı değil. Mesela bazı şarkıları çok yoğun hissediyorum ve onun üzerine mesela hani bir şeyler yazmak istiyorum. Hayal ediyorsun. Evet evet, hani öyle düşünüyorum. Ama bazı şarkılar kesinlikle benim fikirsel olarak bazı insanlara ve bazı projelere... Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Sen sakin bir insansın ama... Tamam, okey. Mikrofonu... Bunu güzel bir yere taksam ne güzel olurdu, değil mi? Tak bir dakika, ben sana takayım. Tamam. Sen konuşmaya devam et. Mesela öyle hayal görüyorsun. Hayal görüyorum. Gayet hayal dünyası içinde yaşadığıma inanıyorum. Ayrı bir dünyam var. Hayır öyle değil yani. Onu hayal ediyorsun mesela. Ondan sonra annem kızıyor diye yazıyorsun ama annen esasında kızmıyor. Bazı projelere faydalı olmak için, maksimum faydayı elde etmek için o projelerin gerekli şarkılarını yazmam gerekiyor. Aslında benim işim o. Şarkı yazarak hayatımı kazanıyorum. Hmm. Ve peki söylemek nereden aklına geldi? Şöyle, sadece kendi hit şarkımı yazdığıma inanırsam söylemek isteyen bir solistim ben. Mesela Buz benim
hit şarkısı. Sen, ben anladım seni. Sen şu buzu icra edebilmek için bu kadar insana şarkılarını verdin. Adını duyurdun. Sonra dedin ki ben 1 liraya şu buzu çıkartayım. Onu da yapayım. Madem bu aşkı yaşamışım, erimemiş, ben korken o buz kesmiş falan filan. Oradan. Ben bunu kendim söyleyeyim. Sonra tekrar ben yazmaya devam edeyim demişsin ve çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten tebrik ederim seni. Çok zekiyim değil mi? Ya ben... Ama gerçekten bir doğruluk payı var yani. Ben buzu mesela şöyle düşündüm. Bundan mesela 5 sene evvel çıkartsaydım atıyorum şuradaki parçalar daha hiç kimse tarafından bilinmeyecek. Tabii. Hani öyle doğal olarak hani sistem gereği. Gerçekten bu kadar strateji yapacak kadar akıllı mısın yoksa hayat mı seni böyle denk getirdi ha? Hakkımızda hayırlısı olsun diye inanıyorum. Gerçekten en inandığım bu. Doğru söylüyorsun. Çünkü o da o çok önemli. Zamanlama çok önemli tabii ki her şey için. Evet. Şu an iyi mi benim konuştuğum mesela artık daha net algılanıyor mu? Daha iyi. Kısmen. Tamam. Süper. Kısmen. Kısmen. Bence kısmen. Kısmen de güzel bir şey. Çok sakin konuşuyorsun sen. Çok mu sakinsindir hayatında da? Yani böyleyim işte. Yani. Böyleyim işte. Böyleyim işte demesi bile bir şey değil mi? Böyleyim işte. Yani çok fazla böyle hani çok enerjik bir insan falan olduğum günler oluyor da. Hmm. Hani. Genel karakterim öyle değil. Daha sakinim, yavaş yürürüm falan. Ha. Hani biraz öyle durumum var yani. Kabul ettiğim şey. Aceleci bir tip değilsin değilim. Yani. Değilim, kesinlikle ben de değil. Mesela yavaş yürürüm, yavaş hareket ederim ama böyle bir şey vardır bende. Hani bir konuşurken ederken falan bir ya benim istiyorum. Hiçbir istediğim zamanda olmadığı için hayat yaşanmışlıklarım arasında hep sabretmeyi öğrendim. O da sanırım öyle bir yeri tetikledi ki çok sakinleştim yani. Hiçbir şey beni ekstradan heyecanlandırmıyor. Hani bu olacak, peki tamam ne zaman olacak falan. Bu modda. Olunca heyecanlanırım. Evet yani. Hani ay süper. Keyfine varayım bari, tadını çıkarayım, öyle yaşamaya çalışıyorum. Ama 5-6 şey senedir böyle yani. Evet. Ondan önce peki bir şey böyle hani. Tabii şu an 30 yaşındayım. 5-6 sene evvel 24-23 falan hani o civarlar mesela daha heyecanlıyım. Yaşlandım. Daha 30 musun sen? 30'da bu kadar şimdi. Maşallah maşallah.